Merhaba, hoş geldiniz. Bu videoda dolar TL'nin teknik analizini yapacağız. Bugün 1 Temmuz 2019 ve saat 18.10 civarları. Dolar'da bugün çok sert bir düşüş yaşandı. Bu G20 toplantılarından sonra özellikle S400 konusunda Türkiye'ye yaptırım uygulanmayacağı veya yaptırım uygulanması söz konusu olsa bile ileride bunun çok e, ekonomiyi çok derinden etkileyecek şekilde olmayacağı beklentileriyle bugün dolar'da çok sert düşüşler yaşadık. Borsa çok sert yükselişler yaşadık. Açıkçası bu tarz gelişmeler Türk varlıkları açısından oldukça olumlu şekilde değerlenmiş oldu. E, dolarda ekranda görmüş olduğunuz grafik günlük grafik ve bu grafikte en son yayınladığım videolarda çizmiş olduğum düşen tren çizgilerini görüyorsunuz. Aynı şekilde aşağıdan yukarıya yükselen tren çizgilerini de görüyorsunuz. Ben bu grafiğe Bugün itibariyle bir de hareketli ortalamaları ekledim tekrar. Bunu kontrol etmekte çok büyük fayda var. 50, 100, 150 ve 200 günlük üstsel hareketli ortalamaları görüyorsunuz burada. Bu üstsel hareketli ortalamaların bir tanesi kapanış itibariyle aşağı kırıldığı zaman bir sonraki hareketli ortalamaya kadar gidebileceği kabul edilir. Tabi destek çizgisi anlamında da Nisan 17'de görmüş olduğumuz 5.69 seviyesi ve yine Haziran 5'inde görmüş olduğumuz 566 seviyelerindeki dip seviyeleri birleştirerek elde ettiğimiz bu destek çizgisinin de kapanış itibariyle aşağı yönde kırılmaya çalışıldığı görülüyor arkadaşlar. Önceki videolarında da bahsettim. 570 seviyesinin altında kapanışların gelmesi durumunda 565 seviyelerine görebileceğimizi. Bugün gün içinde de e, Twitter'da da paylaşımlarda bulundum yine. 565 seviyesinin altında kapanışların gelmesi durumunda bu sefer 550 seviyelerine doğru bir e, düşüşün sertleşebileceğini ifade etmeye çalıştım. Tabii bu noktada 200 günlük üstel hareketli ortalamanın da 5. 555 seviyelerinden geçtiğinde şimdi hatırlatmış olayım. 5. 555 seviyesi 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olması açısından önemlidir arkadaşlar. Tabi bu 200 günlük üstel hareketli ortalamanın hiçbir şekilde altına inilmez diye bir kural yok. Burada gördüğünüz gibi çeşitli zamanlarda bu 200 günlük üstel hareketli ortalamanın da altına inilmiştir. Ancak bu seviyelerde uzun süre kalmamıştır. Şimdiye kadar yaşanan şey bu. Tabii 2000 ile 2008 arasında yatay piyasa yaşandığı zamanlarda bu 200 günlük üstel hareketli ortalamanın da yönünü aşağı çevirdiğini, bunun da değerlerinin düştüğünü görebiliriz. Dolayısıyla kesinlikle 200 günlük hareketli ortalamanın altına inmez diye bir yaklaşımda bulunmak yanlış olabilir arkadaşlar. Bunu hatırlatayım size. Temkinli olmakta fayda var. Ee, özellikle de RSI'nin geldiği değerler açısından burada 30 değerine çok yaklaştı ama şöyle de bir algı var. 30 seviyesine geldiyse bunun altına inmez tepki yükselişi gelir şeklinde. Böyle bir kural da yok. Onu da söyleyeyim size. Ee, stokastik RSI ve MACD'ye baktığınızda çok güçlü bir şekilde sat sinyali üretiyor. Dolayısıyla bir de bakarsınız RSI 30 seviyesinin altına ini verir. Ee, ve satışlar gerçekten çok sertleşir. Bakın şuralarda olduğu gibi. Ben kesinlikle çok çok daha sertleşecek demiyorum bakın. Sadece şunu ifade etmeye çalışıyorum. RSI'nin alabileceği minimum değer sıfırdır arkadaşlar. Yani 30'un altındaki değerler de 30 puanın altındaki değerler de RSI içindir. Olabilir. Yani 30 seviyesini aşağı kıracak olursa bu aşırı satış bölgesine geçtiği anlamına gelir ve satışlar sertleşebilir. Peki önümüzdeki destekler şu anda düşüş trendinde olduğumuza göre destekleri incelememizde ilk etapta fayda var. 565 seviyesi gerçekten de önemli bir destek seviyesi arkadaşlar. Eğer bunun altında kapatırsa bugün Yarın ve önümüzdeki günlerde 5.55 seviyelerine doğru bir geri çekilmenin devam etmesini bekleyebiliriz. Eğer 5.55 seviyesi de aşağı yönde kırılacak olursa o takdirde şurada görmüş olduğunuz 5.17 ve 5.27 seviyelerinden geçen yükselen trend çizgisine bize destek sağlayacağı seviyeleri takip etmek gerekir ki bu da 5.48-5.50 seviyeleridir arkadaşlar. Yukarı yönde hareketten bahsedebilmemiz için ki hani videolarda paylaşıyor 8 TL olacaktı, 12 olacaktı, 20 olacaktı dolar ve bu paylaşımları 8 aydır yapıyorlardı arkadaşlar yeni de söylemiyorlardı. Bu rakamlardan bahsetmeye başlayabilmemiz için arkadaşlar öncelikle bir 579 seviyesinin üzerinde kapanış görmemiz gerekiyor. Daha sonra 50 günlük üstel hareketli ortalamanın geçtiği seviye olan 582 seviyesinin üzerine çıkmamız gerekiyor. Bunu da başardıktan sonra arkadaşlar... Yine o e, rakamlardan bahsetmeye başlayabilmeleri için. Ben size yine önceki videolarımda şunu söylemiştim. Bakın şu seviyelerdeyiz buralardan tepki yükselişi gelebilir demiştim. Ama dikkat edin. Şu düşen trend çizgisine yaklaştıkça ya da şuraya yaklaştıkça yine sizi kandıracaklar. Yine işte 8 TL'ler, 10 TL'lerin e, videoları çıkacak. Dikkat edin demiştim. Şu seviyelere yaklaştıkça e, yaklaşan değerlerin hepsi satış fırsatı demiştim arkadaşlar. Bunları söylediğimi çok iyi hatırlıyorum. Ve en azından 5.93 seviyelerinden ya da 5.90'lı seviyelerden satış yapmış birisi şu anda ciddi anlamda e, rahattı. E, en azından elindeki dolar miktarını artırabilirdi. Şunu söylüyorum eğer 5.82 seviyesi yukarı aşılacak olursa o takdirde 5.89-5.90 seviyelerinden geçen şuradan görmüş olduğunuz düşen tren çizgisinin aşılması gerekir. Bu da aşıldıktan sonra yine 6.05 seviyeleri de aşılacak ki o zaman biz işte yine yukarıdaki rakamları konuşabilelim. Özetle şunu söylüyorum. 6.05 seviyesine kadar ki şu anda çok çok uzağındayız bu rakamın. Daha aşağılara gitme ihtimali oldukça yüksek dolar TL'nin ama 6.05 seviyesi görülmeden bunun üzerindeki rakamları telaffuz edenlerin sizi kandırmasına izin vermeyin. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Mantıklı analizlerinizi yapın. Mantıklı bir şekilde yapın. Kanmayın. Bu insanların tek dertleri tıklanma sayılarını artırmak. Ben işte bana diyorlar ki sen de alış yapılması gereken zamanda haber vermiyorsun. Ben çok da güzel bir şekilde arkadaşlar 5.46'da haftalık grafik üzerinden size RSI'de ikili dip formasyonun gerçekleştiğini, şuradaki ikili dip formasyonunun ve fiyatların da buna sonradan katılmasının muhtemel olduğunu ve hedefin de minimum 5.88-5.90 seviyeleri olduğunu da söyledim arkadaşlar. E 5.46'dan sonra da 6.05'e kadar da satış sinyali ya da düşüş yönünde bir analiz yapmadım. Destek dirençleri paylaştım her zaman ve 6.05'te de çok net bir şekilde satış sinyali gördüğüm için de bunu Dolar TL'de satış sinyali geldi diye video yayınladım orada duruyor. YouTube'da hesabımda, kanalımda benim yayınladığım bütün videolar duruyor. Ben başkaları gibi videolarımı silmiyorum. Çünkü ben burada sayısal loto oynar gibi kafadan atmıyorum bir şeyleri. Benim haksız olma diye bir durumum yok. Çünkü benim bir fiyat e, iddiam yok arkadaşlar. Burada söylediğim her şey belli şartlara bağlı. Eğer 565 kırılırsa 555 gündeme gelir bunu konuşuruz. Bu cümlede tuhaf olan hiçbir şey yok. 5.55'i konuşabilmemiz için 5.65'in altında kapanışları görmemiz gerekiyor. Bu kadar basit yani. Bazı insanlar terste kaldığı için Beni suçluyorlar ama o insanlar terste kalmalarına sebep olan insanları gidip suçlasınlar. Tarih veriyorlardı, saat veriyorlardı. Şu gün şu saate dikkat edin. 8 lira olacak en az. 10 lira olacak en az. Bu paylaşımları herkes bal gibi de izleyerek bunlara kanarak dolar TL aldı ve birçok kişi şu anda terste. Ben e, burada analiz yapıyorum ve söylediğim şey çok net arkadaşlar düşüş trendi devam ediyor bu düşüş trend çizgilerinin altında kaldığı sürece de devam edecektir ve indikatörlere baktığımız zaman da olumlu hiçbir şey yok şu an itibariyle bu olumluya dönmeyecek anlamında değil. Yani bu indikatörler bir anda yukarı da çevirebilir ama en azından biz bu olumluya ya, ya da dolar tl'nin yükseleceği anlamında bir hareketin sinyallerini gördüğümüz zaman pozisyon almalıyız bence. Göreceğiz diye değil. Çünkü bakın 5.70'lerde bu sinyali görmüştük ve ben bu sinyali sizlerle paylaşmıştım. Ve orada 5.70'te alanlar içinde şunu da söylemiştim. Bakın arkadaşlar şu düşen tren çizgisine yaklaştıkça Satış yapabilirsiniz demiştim. Orada tekrar satış yapmış olabilirsiniz ve şu anda alım yapmayı düşünmek için de herhangi bir sebep yok. Tabi destek seviyelerine yaklaştıkça alımlar düşünülebilir. Bu da bir stratejidir. Ama burada stratejinizi iyi kurmanız lazım. Eğer 565, 50 seviyelerinden aldıysanız, bunun altında makul mantıklı bir yerlerde de stop loss seviyenizi de koymuş olmalısınız ki minimum zararla bu e, trade'den çıkmış olasınız. Özetle durum şu anda dolar tl açısından değerlendirildiğinde düşüş trendi devam ediyor. Bu çok net. Peki bu düşüş trendinde yine major çapta biz dördüncü dalganın içindeyiz şeklinde paylaşımlarımı aylardır devam ettiriyorum. Ve B dalgası da yani şurada görmüş olduğunuz bakın şu 7.23 seviyelerinden başlayıp burada biten ve 6.25'te biten B dalgasından sonra C dalgasının içindeyiz şeklinde defalarca paylaştım. Bu C dalgası da kendi içinde 5 dalgalık bir yapıya bürünmüş durumda arkadaşlar ve bir önceki videomda bu 5 dalganın da 3. dalgasının uzamadığı ve 5. dalganın uzama ihtimalinin yüksek olduğunu da ifade etmiştim. Ki o videoyu da şu anda ekranın sağ üst köşesinde görmüş olduğunuz linke tıklayarak da izleyebilirsiniz tekrar. Ve bu e, major C'nin içindeki 5. dalganın da kendi içinde yine 5 dalgalık bir alt e, dalga yapısına bölünme ihtimalinin kuvvetli olduğunu söylemiştim. Bu 3, 4, 5... Nokta noktalarını rastgele bıraktım şu anda. Bunu şunun için gösteriyorum arkadaşlar. Üçüncü dalgayı yaşıyoruz biz şu anda aslında. Yani C'nin içindeki beşinci dalganın içindeki beş dalgalık düşüşün Üçüncü dalgasını yaşıyoruz şu anda şurada Peki bu üçüncü dalganın hedefi nedir arkadaşlar onu da Fibonacci extension seviyeleriyle tespit edebiliyoruz Bakın şu şekilde Şuradaki düş e, zirve seviyesine odaklandırarak e, konumlandırarak hesaplıyorum ve burada beklenen seviye arkadaşlar 1618 sayısı seviyesine kadar düşüşün devam edebileceği Bu da 550 seviyeleridir Ben e, bu dolar TL 550'ye düş diye ya da dolar tl 5.50 olacak diye bir paylaşımda bulunmuyorum şu anda. Bilimsel olarak bu düşüşün nerelere kadar devam edebileceği de sizlere anlatmaya çalışıyorum. 5.65 önemli. Bunun altındaki kapanışların gelmesi durumunda kademeli bir şekilde 5.55 ve 5.50'lerin görülmesi ihtimali de son derece yüksektir diyorum. Benim dolar TL ile ilgili bugünlük anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Yayınladığım bu videoların faydalı olduğuna inanıyorsanız beni desteklemek için bu videoları beğenip paylaşabilirsiniz. Hepinize bol kazançlı günler dilerim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.